Sizlerde açılar arkadaşlar. Bu soruyu içinizden bir okuyun. Şimdi bakın arkadaşlar, burada şu kısım 30 derece midir? 30 değil mi? 150 ise 30, bak 150, 30 daha 180. Peki, tamam artık. 30'un gördüğü yay 60 derece midir? O zaman bu bir çap olduğuna göre, çap olduğu belirtilmiş ya. O zaman şurası, bak şimdi şu kısım kaç derecedir bu durumda? 120 değil mi? Evet, kim dedi 120'yi? Aferin kızım. Bu yay, bakın dikkat edin, görmenizi sağlayalım birazdan. Şu yay 60 derece ise geriye ne kalır? Şu yay kaç derece olur? 120. Aferin size. Tamam. Tebrik ederim. 120. Şimdi burada şöyle yapsam, şu açı 120 derece olur değil mi? O zaman bu buralar 90-90 olduğundan 60 derece olur A açısı. Bu soruyu içimizden bir okuyalım arkadaşlar. Tamam. O A 2 birimmiş. Yazalım. O A 2 birim. Bu da 2 birimdir. Burası da 2 birimdir. Hani görebiliyor musunuz? Yarıçap ya o. Şimdi teğet noktalar. Bak burası teğetse o zaman burası 90 derecedir. Doğru mu? O zaman ben bunu böyle uzatayım. Bunu da uzatayım. Bak şimdi. O zaman burası da 90'dır. O halde burası kaç derecedir? 90, 90, 60. Bura ne? 120 ya. Az önce daha yeni yaptık. Bakın dikkat ettiyseniz hep sorular aynı mantıktan geliyor. Yani nasıl yani, sen bunu artık ezberleyemedin mi? Bak şurası 90'sa, burası 90'sa, burası 120 ise bu A, B, O, C nedir? Bu A, B, C, O nedir arkadaşım? Bir dörtgendir. Burası 120 ise burası 60 olmalı ki bu dörtgenin içerisinde toplamı ancak ve ancak 360 olabilsin. Anlaşıldı mı? O halde burası 120 ise şurası kaç derecedir? 60. O zaman şu uzunluk 2 birimdir. Çünkü bu eşkenar üçgenmiş meğer. 60 ya burası. Şimdi o zaman ne diyor? Teğet. Yani şeyi soruyordur, AT nedir diyordur, AT kaç santimetredir diyordur, o da 2 birim yani. Nedir? Bak şimdi. Bu kirişler dörtgeniymiş, tamam mı? 60 derece ve 70 dereceyi görüyorsunuz, DAK açısı kaç derecedir? Şimdi burası 70 ise, burası 140 mıdır şurası? O zaman şu açı kaç derecedir? 70. 70, aferin size, bak şimdi. Buraya kadar tamam mı? Peki. Peki bak şimdi. Buraya x desem. Bu x'in karşısı 2x midir? O zaman burası x midir? O zaman x artı 70 şuraya mı eşit? X artı 70 bak. X artı 70 artı 60 180'e eşit olmalı. Buradan x eşittir. 50, 50. Soruyu bir hızlıca okuyalım içimizden. Kirişler dörtgeni C noktasında T, ABD 15, tamam. DCT 45. Yani buranın tamamı 45 dereceymiş. Bak dikkat et. Buranın tamamı 45 dereceymiş. Yani T olduğu yerde 45. O zaman bu 45 derece gördüğü yay 90. O zaman burada 45'tir yani, aklımdayken yazayım. Buraya kadar tamam mı? Şimdi 15 ise burası 30 zaten. Onu da yazayım. Tamam. Bir bakıyorum, bir dakika dur. Şimdi ADC kaç derecedir? ADC. Yani bakın şimdi burası 120 bulmadık mı? O zaman bu diğer taraf 240 mıdır? O zaman burası 120'dir arkadaşlar. Hepsini soruyor zaten. Tamamını soruyor.
Şimdi 18. soruya bakın. 30 derece, 40 derece, 60 derece. Ne diyor? Çemberler AFC üçgeninin, öbürü de BFC üçgeninin çevrel çemberleriymiş. Tamam mı? Orada da özellikle yazmış, tamam mı? ATA noktasında teğet, BT teğet olduğuna göre FAT nedir? FAT açısı. Şurayı istiyor bak. Şurayı istiyor. Dur o kalemi çıkaralım. Soru şurayı soruyor arkadaşlar. Alfa diyelim hadi. O zaman bu yay 2 alfa mıdır? O zaman burası alfa mıdır? Hani bildiklerimi yazıyorum şimdi. Doğru mu? Tamam. O zaman burası 30'sa burası 60 mıdır? Burası 40'sa burası 80. Aferin size. Buraya kadar tamam. Şimdi arkadaşlar bakın dikkat edin. Şu kısım 30 derecedir. Burası 40'sa 30-40 daha şurası 70 derece. Şimdi şu 80 önemli değil. Bu 70, bura 60'sa bu alfanın bulunduğu yer 50 olmak zorunda. Yani dolayısıyla cevap 50'dir yani Adana. Bak 40, 30 daha 70, 70, 60 daha 130. Buraya 50 kaldı. İyi düşün. Soruyu bir okuyun içinizden arkadaşlar. Şimdi bu 30'sa burası 60'tır. Burası 50 ise gördüğü yay... Pardon doğru ben hatalıyım. Düzeltelim. Burası kaç derece? Bir dakika. Burası 30 derecedir doğru. O zaman bu 50'nin karşısı kaç derece şurası? 100 derece değil mi? O zaman burası 70 ise... 70. Hani 35 mi diyecektiniz? Hayır. Aferin tamam. Var mı burada bir sıkıntı? Tamam. Ne kadar dikkatlisiniz maşallah. Hadi bak. İnşallah. Şimdi bak dikkat et. Soru bir içinizden okuyor. BC'de 130. BC'de. Bunun tamamı 130'sa A açısı 50 derecedir bu durumda değil mi? Hani tamam işte o dediklerinizi yaptım 50 derece. Şimdi bir dakika bak şimdi. Ben şunu söylemek istiyorum. Burasının tamamı 50 ise şu 10'un karşısı 20'dir. X'in karşısı da 2X'tir değil mi? Bu 2X artı 20 yayı 50'nin karşısı 100 yani. 100'e eşittir desem. 2X eşittir 80'den. X eşittir 40 desem. Soru biter, değil mi? Hocam. Evet. Hocam şimdi bir de şöyle yapalım. Burası 130 ya. Karşısı kaç derece? 260. 260. O zaman bu taraf 100'dür. Burası 100. Burası 20 ise burası 80. Burası 80 ise burası 40. Aldım. Şimdi 21. soruyu bir içinizden okuyun. Okuyun arkadaşım. 80, 55 değil mi? 5'miş. 5'i görüyorsunuz. X, buna göre X kaç birimdir? Bak şimdi buraya. Burası 55 derecedir. Doğru mu? Burası 5'tir. Burası da 5'tir. Burası 55 ise burası 70 derecedir. Burası 80'dir. Burası da 5'tir. Burası 20'dir. O halde burası 90'sa. Bak. 5. 5. Burası da 90'sa x nedir arkadaşlar? 5 kök 2. 5 kök 2 aferin size. 22. soruyu bir içinizden okuyun arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bak şimdi bak. Bu alfa 2x'i görüyorsa o zaman bura x'tir bir kere. Önce bunu da anlaşalım tamam mı? Şimdi bak
Ben bunu birleştirsem burası 2x olur, doğru mu? Hani 4x'i görüyor ya, şurası da x bölü 2 olur, doğru mu? Tamam, şurası da 3x ya, bak. Veya şöyle yapalım, x bölü 2 demeyelim, bak daha güzel bir şey gördüm sanırım. 4x ya burası, o zaman bura 2x olur tamamı. O zaman bu 2x, 2x, 4x, 1x daha 5x. 5x eşittir 180 ya, x eşittir 36'dır. Neyi soruyor? Alfa'yı soruyor. Alfa ile x eşittir birbirine. O da 36'dır. Hızlandıralım birazcık. Burası 120 ise buradan bak şimdi böyle yapsam teğet. Bura 90'sa burası 30'dur. 90, 30 daha 120. Burası alfa olmak zorunda. İkizkenar üçgen ya. O halde alfa 15 derecedir. Çünkü iki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açıydı ya, oradan hatırla. Hadi. Bu açıları görmektesiniz. İşaretli dört açının ölçüleri verilmiştir. Buna göre dikdörtgenin ABC açısının ölçüsü kaç derecedir? Bak şimdi. Bu kirişler dörtgeni ise bunun etrafına çember çizebiliriz. O halde bak şimdi. Sen buraya geldin de ya. Gel buraya. Şurada tek ayak üstüne bekle şurada. Çift ayak üstüne bekle. Şimdi de bas. Bas. Gülebilirsin, tamam mı? Gül. Gülme. Şimdi bak buraya. Bu kirişler dörtgeni dedik ya. 4 alfa burası kaç olur? Burası 4 alfa olur. Çünkü aynı yayı görüyorlar. Gördün mü? Şimdi o zaman burası da 2 alfa mı olur? Çünkü aynı yayı görüyorlar. Şu yayı şu 2 alfa görüyor, o da görüyor. Peki burası da, şurası 3 alfa mıdır şu kısım? O zaman bunların hepsini topla. 5 alfa, 9, 12, ha şura kalmış. 12 ise ora ne olur? Orada alfa 13, 4 daha 17, 3 daha 20 alfa. 20 alfa eşittir 360'tan. Alfa eşittir sıfırlar gider 18. Bize ne soruyor? ABC açısı nedir? ABC açısı. Yani 5 alfa nedir? 5 alfa nedir diyor. 5 çarpı 18'dir. 5 kere 18 60 arkadaşlar. 5 kere 18 kız 5 kere 18 ne? 90 dedi. 60 biliyorum. Siz birisi 60 dedi de ondan öyle şaka yaptım yani. Tamam. Olabilir. O merkezli çemberler la a noktasına çembere t. AB 12 birim. Tamam. Tamam. Şimdi şöyle yapalım bak. Şimdi burası 60 dereceymiş. Bu uzunluk 12 birimmiş, öyle mi? Şimdi yarı çap nedir diyor. Ben şimdi şöyle yapsam. Şöyle yapsam. Bu 60'ın gördüğü 120 ise burası 12 iken burası da 120 midir? O zaman burası x, x desem. X kök 3 eşittir 12'den. X eşittir 12 bölü kök 3. 13 kök 3 bölü 3'ten. 4 kök 3'tür. Yarı çap bu durumda 4 kök 3 olur. 4 kök 3 de var. Biraz hızlı anlattım. Olabilir. Geçtim. 26. soru. Az kaldı bak. 2 sorumuz kalmış. Hadi. Şimdi CB eşit CD. CB eşit
C'de. Yani bu kirişte birbirine eşitken yaylar da birbirine eşit olur. Hatta orada kalan alanlar bile birbirine eşittir. Unutma, tamam mı? O halde şimdi devam edelim. Bak. Alfa kaç derecedir? Şimdi bu yüzün karşısı kaç derece? 200. Burası 200. O zaman bu taraf 160 değil mi? O halde burası 80. Burası 80. Doğru mu? O halde bak şimdi o halde bu dikkat et şimdi. Bu 80 ise burası 80'dir. 180'den 80 çıktı. 100 alfada 50 olmalı. Çünkü 50 ikizkenar üçgen ya. Oradan yaptım. Hadi bak son bu soruyu da çözelim bitireceğim. Tamam mı? Yoruldunuz. Neresi dik? OC ile AD dik. Şurada bir 90 derece mevcutmuş bak. DAB de 20'ymiş. DAB. Şurası 20 ise o zaman şurası 90 sa burası 110'dur. Şimdi bu R, burada R yani CO ile OB birbirine eşit, ortası 110 sa şöyle düşün. Burası 110 sa burası alfa iken burası da alfadır. O halde alfa 55 derecedir değil mi? Şey pardon, 35 derecedir. Anladınız mı? Tamam. Teşekkür ederim dersime katıldığınız için. Allah'a ısmarladık.